Herkese merhaba. Milföy çubuklarımızı hazırlamak için tezgahımızın ya da masamızın üzerine bir adet yağlı kağıt serelim. Milföylerimizi paketinden çıkartıp yağlı kağıdın üzerine yan yana birleşik olacak şekilde dizelim ve çözünmesini bekleyelim. 20 dakikada çözündü hamurlarım. Şimdi bir adet yumurta sarısını alıyorum ve milföy hamurlarımın üzerine her yerini eşitleyecek şekilde yumurtamın yarısını, sadece bu elimdeki bir tane yumurta sarısının yarısını kullanacağım. Her yerini eşitleyerek sürelim. İki yemek kaşığı susam kullanacağım. Yumurta sürdüğüm hamurlarımın üzerine her yerine susam serpiyorum. Yağlı kağıdımı katlıyorum üzerine ve elimle iyice bastırıyorum. İyice susamlar yumurtaya yapışsın diye iyice elimizde bastıralım ve ters çeviriyorum. Şimdi açacağım ve aynı işlemi bu tarafa da uygulayacağız. Kalan yumurtamı aynı şekilde bu tarafa da sürüyorum. 2 yemek kaşığı parmesan peynirim var. Rendelenmiş kaşar peyniri ya da tulum peyniri de çok yakışır. Yumurtalarımın üzerine peynirimi serpiştireceğim. 2-3 gün kavanozda ya da bir poşette bayatlamadan ve çıtırlığını kesinlikle kaybetmeden muhafaza edebilirsiniz çubuklarınızı. Peynirimi eşit bir şekilde, her yerini eşitleyecek şekilde serpiştiriyorum. 1 yemek kaşığı çörek otu kullanacağım. Çörek otumu da peynirlerimin üzerine her yerine eşit şekilde serpiyorum. Kağıdımı tekrar katlıyorum ve elimle iyice bastırıyorum. Bu bastırma işlemi önemli. Hamurumuzu ezmeden üzerindeki malzemeleri iyice yapıştıralım. Şimdi kağıdımı açıyorum. Yavaşça ve dikkatli bir şekilde açıyorum kağıdımı. Çubuklarımızı oluşturmak için hamurumuzu keseceğiz. Kalınlıklarını belirlemek için bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Ben bu hamurun tamamından 18 tane çubuk hazırlayacağım. Bu şekilde ince ince kesiyorum. Çok muntazam olmasına gerek yok. Böyle ince ince keselim. Çubuklarıma şekil vereceğim. Ucundan tutup kağıdından çıkartıyorum. Kağıttan çıkarken biraz uzayabilir, hiç problem değil. Bu şekilde kıvırıyorum. Kedi merdiveni şeklinde şekil verip yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime tek tek dizeceğim. Bir tane daha göstermek istiyorum. Böyle çekip çıkartıyoruz ve istediğiniz şekilde dolayın. Kağıdımızın üzerine bırakalım. Son bir tane kaldı. Onu da hazırlıyorum. Ve tamamdır. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 25-30 dakika iyice kızarana kadar pişirelim. Peynirli milföy çubuklarımız hazır. Size dokusunu da göstermek istiyorum. Çıtırtısını duymanızı istiyorum. Çayın yanına atıştırmalık olarak ya da kahvaltılarda peynir tabağınıza çok yakışacak bu çubuklar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.